Ekranda görüyoruz, tören başlamış. Neler aktaracaksın bize başkentten? Dakikalar önce başladı Ankara'daki Zafer Korteji. Nilgün Balkaç tam 99 yıldır olduğu gibi 30 Ağustos Zaferi bu yılda şanla kutlanıyor, şevkle kutlanıyor. Ankara'da da bu kapsamda yine her sene olduğu gibi Zafer Korteji düzenleniyor. Bu kapsamda kortejin ilk aşaması az evvel yola çıktı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bando mızıka takımı az evvel harekete geçti ve onların ardından da yine kortejde bulunan diğer askeri birlik derde sırasıyla harekete geçecekler. Şu an Türkiye Büyük Millet Meclisi önündeyiz. Kortejin sıfır noktası burası. Buradan başlayacak olan kortej 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kadar sürecek. Anadolu bulvarı üzerinde hareket edecek kortej. Ardından da Ulus semtine gidecek ve Ulus'taki 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde kortej sona erecek. Her yıl olduğu gibi kortejin geçeceği mevkilerde, geçeceği güzergahta da Ankaralılar şu bizi bekliyor. Korteji bekliyor. Ellerinde çiçeklerle. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin seçkin birliklerinin burada olduğunu söylemiştik. Jandarma komando birliklerini görüyorsunuz şu an ekranlarınızda. Hemen önünde de muhafız alayı var. Ve bu şekilde de tüm seçkin birliklerden askerler kortejde bulunuyor. 30 Ağustos coşkusunu Ankaralılarla paylaşmak için 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin önünde de şu anda yine bir kalabalık olduğunu söyleyebiliriz. Onlar da kortejin gelmesini bekliyorlar. Dediğimiz gibi yalnızca birkaç dakika içerisinde başladı. Şu an ön taraf harekete geçti. Birkaç dakika sonra da buradan da hareket başlayacak ve 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde Ankara'nın Zafer Korteji son bulacak. 4 kilometrelik bir yürüyüş olacak bu. Biz de o 4 kilometrelik yürüyüş sırasında önemli noktalardan sizlere Zafer Korteji'ni aktarmaya devam edeceğiz diyelim ve sözü yeniden size bırakalım. Biz de o 4 kilometrelik yolda Yiğitcan'la birlikte olacağız. Başkentin nabzını tutacağız bayram gününde. İstanbul'a devam edelim. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 90